Sayın Doktor Sedat Kalem'e çok teşekkür ediyorum. Son olarak oturumumuzun sonunda Selahattin Beyaz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Su ve Atık Su Komisyonu Başkanı'nı dinlemek üzere sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Dikkat dağıldı, mesajlar geldi hızlıca konuş diye. Onun için konuşmamı hızlı yapacağım. Bu proje kapsamında sürekli su yolu, yani Kanal İstanbul üzerinde duruyoruz ama bu projenin üçlü ayağı var. Bir tanesi havalimanı, bir tanesi bildiğimiz su kanalı, bir de Yenişehir yapılaşma alanı. Aslında bu ekolojik yıkımdan bahsederken bu üç projeyi bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla üç projenin ekolojik etkilerini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Çok İstanbul'un su kaynaklarına olan etkisi Kanal İstanbul'un değerlendirecektim ama hocalarımız anlattı hepsini. Dolayısıyla ben çok özet olarak geçeceğim bunu. Günlük İstanbul'un 3 milyon metreküp, yıllık da 1 milyar 50 veya 1 milyar 100 milyon metreküp civarında suya ihtiyacı var. Bu suyun yaklaşık %70'i kent içi kaynaklarından, %30'u 700 bin metreküp günü şu bugünlerde Belen tarafından karşılanmakta. Yıllık olarak su toplama havzalarımızın yaklaşık olarak 260 günlük su ihtiyacını karşılayacak depolama hacmi bulunmakta. Şimdi bu üç projeden bahsederken üç projenin de kentin yaklaşık %46 alanı havza alanı, bu havza alanlarında %40'ı 35'i civarında da yıkım alanlarında, yani proje alanlarında bulunduğu için bu bizim havzalarımız Terkos ve Sazlıdere baraj havzaları çok önem taşımakta. Çünkü kentin su ihtiyacının %30'unu sağlamakta. Dolayısıyla bu Sazlıdere barajının tamamı yok olacak ama aynı zamanda Sazlıdere barajının su toplama havzası da yok olacak. ÇED raporunda belirtildiği gibi %60'ı kayboluyor ama %40'ı kalıyor size diye tanımlanan orada arsadan bahsediyor. Yani su toplama havzası, ama o da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü onda Yenişehir kent alanlarına terk ediliyor. Dolayısıyla Sazlıdere barajının toplama havzası ve kendisinin tamamı yok olacak. Terkos Gölü ile ilgili Terkos'la ilgili Devlet Su İşleri'nin ÇED raporunda ciddi eleştirileri vardı. Bu bölgede sızdırma, yer altından sızacak, kanaldan sızacak sularla Terkos Gölü'nü kaybedebilirsiniz. Tuzlanma riski var. Çünkü -5 kotunda bazılar diyor ki hayır, eksi kotunda değil, yukarıda. -5 kotunda, dolayısıyla bu tuzlu suyla Terkos'un riski, tuzlanma riski çok yüksek. Tuzlanmayla Terkos'un tamamını kaybetme riski var. Dolayısıyla bu proje Terkos ve Sazlıdere'nin kentin önemli su kaynaklarının yok olmasına neden olacak. Şimdi burada bir Sazlıdere barajı ile ilgili veya havzası ile ilgili bir analiz yaptık. O bölgede yağış toplama verimi olarak diğer havzalardan daha yüksek. Mesela 0.33 metreküp metrekare. Yani oldukça verimli bir havza. Dolayısıyla Sazlıdere'nin kaybedilmemesi gerekiyor. Şimdi şunları geçeyim. Şu son değerlendirmeyi yapayım. Ara konularını daha sonra internette yayınlarız. Birinci etap olan havalimanı projesi maalesef artık tamamlandı. Geri dönüşü olmayan bir yolda. Ancak şöyle, o ÇED raporlarında belirtildiği gibi, kendi ÇED raporlarında belirtildiği gibi yaklaşık günde işte krom, kurşun, bakır gibi 12 tonluk bir atık yüklemesi olacak işletmeden kaynaklı. Terkos ve Sazlıdere barajı bu bölgede olduğu için kirlenme riskiyle karşı karşıya bu havzalarımız. Dolayısıyla İSKİ'nin veya su yönetimlerinin bunu takip etmesi gerekiyor. Belli bir süre sonra, bir zaman sonra belki de rüzgarlarla bu Terkos'u ağır metal gölüne çevirmiş olabilir. Bu konuda dikkat
Toplam alanı 5.465 kilometrekare olan kentin %46 su, toplam havzanın da %37'si proje alanında. Havza büyüklüğü dikkate alınarak Kanal İstanbul olarak bilinen su yolu ve Yenişehir yapı alanı projelerinden vazgeçilmelidir. Yani sadece bu kanal, su kanalına vazgeçilmesi yeterli değil. Dolayısıyla Yenişehir yapı alanlarından da vazgeçilmesi gerekiyor. Nitekim bu su kanalı Yenişehir'in bir piyasa değerini arttıran bir su kanalından öte başka bir şey değildir. Mevcut durumda bu bölgede mevcut durumda havza pozisyonda olduğu halde hektar başına 51 kişi nüfus var. Dolayısıyla bu pozisyonda bile alan hesabı yapıldığında 1.6 milyon kişiye artı 500 bin kişi istihdam havalimanında çalışanlarla dolayısıyla ciddi bir nüfus artışı öngörebiliriz. Yine DSİ raporlarında belirtildiği gibi Sazlı Dere'nin bugünkü bedeli 2 milyar 250 milyon TL. Yani bu sadece bu proje için yıkılacak. Hiçbir faydası olmayacak. Bu Sazlı Dere Barajı, bu bedelli Sazlı Dere Barajı devreden çıkartacak. Yine DSİ belirtiyor bunu. İstanbul'un hali hazırda 5 milyon nüfusunun su ihtiyacını karşılayan iki Sazlı Dere, iki telli sistemi devre dışında kalacak. Hakikaten de bu çünkü işte iletim hatları, pompa istasyonları vesaire bu bir sistem. Bu proje devreye girdiği zaman bu sistemin devreden çıkması işte iletim hatlarının transferi vesaire gibi bir sürü problemi 5 milyon insanın susuz kalma riski olacak. ÇED raporunda yine bu DSİ'nin iddiaları kanaldan sıcak su, sızan tuzlu su ile yeraltı kaynağının olumsuz etkileneceği belirtilmektedir. DSİ, güzergah boyunca akiferlerde tuzlu su girişimi olması halinde stratejik rezervi olan, yani bu çok önemli bir konu, yeraltı suyu konusuna hiç değinmedik. Savaş, hastalık gibi afet durumlarında şehrin yer altında bulunan suların mutlaka korunması gerekiyor. Bunlar stratejik, bunların yok olmaması gerekiyor. Maalesef bu Avrupa yakasındaki bütün yeraltı suları zaten bu projeye feda edilecek. Sadece İstanbul olsa bir de Trakya'nın yeraltı suları da tuzlanacak. Dolayısıyla Trakya'yı da etkilemiş olacak. Bu projede İSKİ'ye de bir görev yükleniyor. Çünkü 2,5 yıllık süreçte, ilk 2,5 yıllık süreçte deplase işleri yapılacak. İSKİ'nin bu kanalizasyon, su, pompa istasyonları vesaire gibi kentle ilgili kısımları İSKİ'nin çözmesi isteniyor. Bu da ilk 2,5 yıl susuzluk, işte su kesilmesi, trafiğin engellenmesi vesaire gibi bir süreci yaşayacağız. Şimdi bir harita göstermek istiyorum. Bu arkadaşlarımız hazırladı bizim. 2001 yılındaki İstanbul, yönetmelikler, kanunlar hiçbir şey değişmedi. 2007. Evet. Gördüğünüz gibi bu kırmızılar kentsel alan, maviler yüzeysel alan, diğerleri de doğal alanlar. Kanal İstanbul 2011'den sonra, özellikle 2014'ten sonra kentin kanal bölgesine, yani proje bölgesinde kentleşmenin arttığını bu projeden görebiliriz. Bir de nihai deklarasyonumuz da budur. Bu Yenişehir rezerv alanları, Yenişehir yapılaşmasıyla ilgili, çevre düzeniyle ilgili internette askıya asıldı bu. Orada şöyle bir ibare var. Yani bu su kanalı, bu Yenişehir için çok önemli. Özellikle dünyanın en büyük havalimanının bu proje için, Yenişehir için önemli bir çekim merkezi, avantaj olduğundan bahsetmekte. Yalnız orada dikkatinizi çekiyorum. Bu kentin anayasasında bizce yazılmaması gereken ama var olan yüksek nüfus, nitelikli nüfusun Yenişehir'e getirilmesi şeklinde bir ibare kullanmış. Bu kent anayasasında bu öteleştiricilik mutlaka olmamalı. Bunu mühendisler odası sadece bu yaklaşımdan dolayı bir de yok hükmünde saymaktadır. Kanal İstanbul olarak bilinen su yolu
bizim için bir su yoludur. Hiçbir teknik temeli olmayan, sadece Yenişehir yapı alanının bir piyasa değerini arttıran bir yapıdır. Hiçbir faydası yoktur. Hocalarımız zaten gerek deniz, gerek ekolojik kirliliği ile ilgili bütün detayları anlattılar. Dolayısıyla bu en azından havalimanında yapamadık. Bu kanal ve Yenişehir yapı alanlarından mutlaka vazgeçilmesi gerekiyor. İstanbul'u yaşayanlara bırakmaları gerekiyor. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Beyaz'a. Oturumumuzu 10 dakika gecikmeyle tamamlayabildik. Gördüğünüz üzere herkes bilgilerini en fazla şekilde konuşmak ve tartışmak istiyor doğal olarak. Kentte bu tip, bu boyuttaki büyük müdahalelerde ne kadar çok tartışılma gerektiği de şu kısıtlı zamandaki tartışmalardan ve bilgi paylaşımından anlaşıldığını düşünüyorum. Bir bilgi istedim ama henüz elime ulaşmadı. Yanlış da yönlendirmek istemiyorum. Biz biliyorsunuz bir saat ileri atmıştık programımızı. Takvime göre 12.30-14 arası yemek gözüküyor. Biz şu anda 2.20 var. 10 dakika gecikmeyle söylediğim gibi programı kapatıyoruz. Yemek aramız aynı şekilde devam edecek mi? Henüz bana bilgi gelmedi. İkinci oturumlar kaçta başlayacak onu da merakla bekliyorum. Ama tahmin ediyorum her şekilde bizim şu anda bir yemek aramız var. Onun için onu değerlendirelim. Yemek arasından sonra diğer oturumlarda buluşmak üzere. Sağ olun.